Şubemiz tarafından her ay düzenlenen barış nöbeti eylemlerinde Türkiye'de devam eden çatışmalı süreç dolayısıyla yaşanan yaşam hakkı ihlalleri, hapishanelerde yaşanan ağır ihlaller, kadınlara yönelik gerçekleşen hak ihlali eylemleri, ana dilde eğitim hakkı önündeki engeller, düşünce ve ifade özgürlüğü önündeki sınırlamalar, basın özgürlüğü önündeki engeller gibi uzun yıllardır kronikleşen problemlerin barışın tesis edilmemesi ile olan ilişkisi ortaya konulmuştur. 6 Mayıs 1972 yılında gerçekleşen Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ın idamı hala kanayan bir toplumsal yaradır. 1 Mayıs gösterisinde polis kurşunuyla öldürülen Mehmet Akif Dalcı, işkencede katledilen İbrahim Kaypakkaya, Nur Hakları'da katledilen 3 devrimci ve Diyarbakır zindanında vahşet boyutundaki işkencelere karşı bedenlerini ateşe veren 4 Kürt yurtseveri Mayıs ayında toprağa düşenlerdir. Değişen siyasi iktidarların hiçbiri yaşanan bu katliamlarla yüzleşmemiş, devlet tarafından yüzleşme ve özür yönünde en küçük bir adım dahi atılmamıştır. Devletin gücüyle işlenen bu ağır suçların cezalandırılması iddiasıyla açılan kamu davalarının tamamında etkisiz ve isteksiz bir tablo içinde olan mahkemeler vermiş oldukları hukuksuz kararlarla faillerin cezasız kalmasına neden olmuşlardır. İnsan Hakları Derneği olarak olağanüstü yönetimler ve silahlı çatışmalar ile binlerce insanı kaybetmiş olan Türkiye toplumunun yaşadığı toplumsal travmalardan kurtulmasının yegane yolunun geçmişle yüzleşme olduğunu ve barışarak bu travmaları atlatabileceğini biliyoruz. Geçmişte devlet eliyle yaşanan hukuksuzlukları toplumsal belleğin unutkanlığına havale ederek demokratik bir devlet ve toplum yaratmak imkansızdır. Sahici bir demokrasi ve güçlü bir toplumsal barış iradesi ancak geçmişle yüzleşmenin sağlanması ile onarıcı adalet mekanizmalarını hayata geçirmek ile mümkündür. Bu nedenle siyasi iktidara toplumsal barış için geçmişle yüzleşin çağrısında bulunuyoruz. İnsan Hakları Derneği Mersin Şubesi.